iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi çekenlere soruyorum. Onu bunu bırakın da mahremiyet içinde Türksüz anayasa taslağını nasıl hazırladınız? Buna cevap verin. Atatürk'ü anayasadan çıkarırken hiçbir yüreğiniz sızlamadı. Vatandaşlık tanımını güncelleyip Türklüğü yok sayarken hiç mi utanmadınız? Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasal zemini oluştururken hiç mi pişmanlık duymadınız? Ülkücüleri düşman gören İP'in başkanı bu zillete nasıl ortak oldu? Atatürk'ün partisi CHP'nin yöneticileri bu rezalete nasıl olur da onur verdiniz? Türkçenin onuruyla oynamaktan hiç mi rahatsız olmadınız? Ana dilde eğitim ihanetine hangi hakla yeşil ışık yaktınız? PKK'yla anayasa taslak metnini hazırlarken hiç mi şehitlerimizi aklınızda getirmediniz? Sizin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem bu dediğiniz bu kepazelik midir? Cumhur İttifakı milletin makus talihini yenmek için varken zillet ittifakı milleti mahkum etmek ve bölmek için kurulmuş ve kurdurulmuş karanlık bir siyasi mekanizmadır. Türk milliyetçilerine savaş açan İyi Parti hangi yaraya merhem olacak? Pensilvanya projesi olan iyi kısveli kötüler mi Türkiye'ye umut vaat edecek? Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı cephe alan ABD'nin yeni başkanından himmet dilenen, demokrasi çağrısı yapmasını talep eden yeni nesil mandacıların partisi olan CHP mi ülkeyi dirliğe ulaştıracak? Geçiniz bunları, bırakınız bu masalları. Zillet mandacıdır, melanettir, vasi arayışındadır. CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu baş danışmanı olan eski büyükelçinin Amerikan Marshall Fonu isimli bir düşünce kuruluşuna verdiği beyanatlar zalimlerin sesidir, teslimiyetçiliğin seslenişidir. Türkiye'ye vurulmak istenen paslı zincirin ta kendisidir. Kılıçdaroğlu'nun bu baş danışmanı Biden'dan ülkemize yönelik hak ve özgürlükler konusunda vurgu yapmasını istiyor. Türkiye'nin terörle mücadele yasasının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesini hedefliyor. Uluslararası topluma temel hak ve özgürlüklerde güvence verilirse ekonominin toparlanacağını iddia ediyor. Kapalı Maraş'ın açılmasını desteklemediklerini ileri sürüyor. Yetmiyor, sözde Kürt sorununu çözülmezse tıpkı geçmişte Abdullah Gül'ün söylediği gibi Türkiye'ye dışarıdan dayatılacağını ifade ediyor. CHP bunları söylerken Ali Babacan her kararın Ankara'dan alınamayacağını, yeni bir vatandaşlık tanımına ihtiyaç olduğunu zırvalıyor. İşbirlikçi ve iradesiz Serök Ahmet ise Siirt'ten bize Kürtçe cevap veriyor. Ah Serök ah, özgüveni falan bırak, herkes adam oldu da bir sen olamadın. Bu gidişle olman da imkansızdır. Anlayacağınız zilletin ana ve yan aktörleri zalimlerin gözüne girmek, emperyalistlerin desteğini almak için onursuzluğun kuyruğuna girmişlerdir. Alayına yazıklar olsun. Yabancılara biat eden, gel gel yapan, el sallayan, mesaj yollayan, alın bizi kullanın diyen köksüzlere bin defa yuh olsun. Biraz daha beklesinler. Biraz daha sabretsinler. İktidar için ABD'ye boynunu uzatan CHP'nin ve yancılarının sandıkta boynunu vuracak elbette Büyük Türk milletidir. Cumhur İttifakı Kuvayi Milliye'nin ruhuyla bezenmiş, Zillet İttifakı Kuvayi İnzibatiye'nin ihanet ziftiyle lekelenmiştir. Cumhur İttifakı'nın ilhamı Türk tarihi, irade kaynağı
muhterem ecdadımız ve aziz milletimizdir. Zillet ittifakının ilhamı ise Mehmetçikleri şehit ederek baş kaldırmış isyan elebaşları, tüfeklerinden Türk kanı damlayan Balkan çetecileri, Orta Doğu'da zulüm ve gözyaşı getiren Müslüman katilleri, çocuk, kadın, yaşlı demeden milletimize kan kusturan terörist kandil kadroları ve Pensilvanyalı hainlerdir. Allah için söylüyorum. Biz Türk ve İslam düşmanlarından medet umanlara meydanı boş bırakmayacağız. Onlara bu güzel ülkeyi kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, milli mücadele kahramanlarımızdan merhum Kazım Karabekir Paşa'nın bir sözünü özellikle paylaşmak istiyorum. Şöyle demişti: öyle puslu ki hava, şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Doğru ile yanlış karışırsa, iyi ile kötü karıştırılırsa, kahraman ile korkak yer değiştirirse, şehit ile cani iç içe geçerse, şeytan ile melek ayırt edilemezse, bunlardan mütevellit doğacak feci akıbetler milli birliğimizi sakatlayacak, gelecek hedeflerimizi sabote edecektir. İşin püf noktası CHP Genel Başkanı'nın bu kapsamda siyaset yapıyor olmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun her sözü gerçek dışıdır. Bayağıdır uydurmadır. Kriz ve kaosa yatırımdır. Geçen haftaki grup konuşmasındaki suçlamaları, hafta boyunca kendisinin ve CHP'li sözcülerinin istismar ve yalanlara devam etmesi bir siyaset trajedisidir. Tekraren ifade ediyorum. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir. Alaaddin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki. Alaaddin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç. Alaaddin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bu da dört. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Yine de söylemek durumundayım. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaaddin Çakıcı'nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir. Bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu'nun Alaaddin Çakıcı'ya mafya lideri, yeraltı dünyasının karanlık yüzü demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, karakolları ateşe vermedi, askerlerimize, polisimize silah çekmedi, yollara mayın döşemedi, millete ve vatana ihanet etmedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa birlikte yürüdüğü, birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin. Alaaddin Çakıcı ve onun gibi arkadaşlarımız bir dönem Türk Devleti'ne karşı saldırı ve suikast düzenleyen terör örgütleriyle korkusuzca mücadele etmiştir. Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken onlar mesela 31 diplomatımızı şehit eden Asala terör örgütünün peşine düşmüşlerdir. Devlet ve millet namına gözlerini taşın altına koymuşlardır. Ermeni terör örgütlerinin eylemleri neticesinde 1970'ler ve sonrasında 58 Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Kılıçdaroğlu bu işlerden anlamaz. Tehditler karşısında sıcak yatağından başını kaldıramaz. Ne hazin ve hüsran verici bir çelişkidir ki Kılıçdaroğlu'na göre terörist Demirtaş hakkında iddianameleri bir madalya olarak göğsünde taşımalıdır. İP Başkanı'nın evine de kahvaltıya gidebilecektir. Peki asıl mafya, asıl yeraltı dünyasının elemanı Demirtaş değil midir? Kılıçdaroğlu hakkında başkanlık divanı üyesi üç değerli arkadaşımızın hazırlayıp
Cumhuriyet Savcılığına bildirdiği şikayet dilekçesinin bir fezleke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi önemli bir gelişmedir. Acil beklentimiz Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula kısa sürede içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır. Terörist Demirtaş sevdasının taraftar ve yaygınlık kazanması hayra alamet bir durumda değildir. Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın televizyona çıkıp Sarhoşçu Osman Kavala ile terörist Demirbaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklıktır, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktır, ihanete yataklıktır. Terörist Demirtaş'ı ve Kürt kökenli kardeşlerimizi tanımak için Devran isimli hikaye kitabının okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen milletimizin gözü önünün içine baka baka yapmıştır. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlattığı kitaptan değil, hayatımızın bizatihi içinden, milletimizin şerefli mensup olmalarından, anı da, acı da ve gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımız zaman tıpatıp kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Devran isimli şahıs bir teröristtir. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, teröristlerin saldırısıyla şehit olan Yasin Börü'ye, Eren Bülbül'e, 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Emzikli bebeklerin öldürülmelerini nasıl anlatacaksın? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın? 6-8 Ekim olaylarında katledilen 53 insanımızı nasıl izah edeceksin? Sayın Arınç, nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun, nesline mi dönüyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran? Sen Devran'ı bırak da Mehmetlere bak. Belki olmayan vicdanın kanar. Sen terör kervanına girmeyi bir kenara bırak da millet ne diyor, tarih ne diyor, şu adamız ne diyor, ona dikkat et. Bunları kendine rehber tayin et. Özgürlükçü düşünelim diyor. Yani demek istiyor ki teröristler serbest kalsın. Türkiye'ye kastedilsin. Bu ahlaksız bir üslup, akılsız bir teklif değil midir? Neyin özgürlüğünü? Elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, milletin demir yumruğu layıktır. Bülent Arınç, Türkiye'yi kim tuzak kurmuşsa, Cumhur İttifakı'na kimler hasımsa, iç barış ve huzur ortamını kimler bozmak istiyorsa, onlara muhabbetle yaklaşmaktadır. Gezi olaylarının sponsoru olan Sarhoşçu Osman Kavala'nın özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme getirmek hangi akıl ve mantığın ürünüdür? Aynı görüşü CHP'de seslendirmektedir. Kaldı ki CHP'li sözcüler Arınç'ı vicdan olarak tanımlayıp takdir etmişlerdir. O halde vicdanı yeniden tarif etmek hepimiz için ana görevdir. Merhum Nurettin Topçu der ki, vicdan doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etme melekesidir. Bu tefriki, bu tespiti yapamayanların vicdanı yoktur, vatan sevgisi yoktur, bir gözleri Pensilvanya'da, diğerleri de Kandil'dedir. Anlaşılan zillet yeni isimleri devşirmektedir. Yıkım kadrosuna yenileri katılmak için hazırda beklemektedir. Demirtaş teröristtir. Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terör sevicidir, fitnenin elebaşıdır. Sözlerime son vermeden evvel mühim bir gelişmeye kısaca temas etmek istiyorum. Avrupa Birliği tarafından tek yanlı yürütülen, maksat ve muhtevası oldukça şüpheli olan İrini Harekatı'nda görev alan bir Alman fırkateyni
Türkiye'den Libya'ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk bayraklı bir ticaret gemisine dostane olmayan ve korsanca bir müdahalede bulunmuştur. Maruz kalınan muamele hukuka ve ittifak ahlakına temelden aykırıdır. Kaptan dahil tüm gemi personelinin zorla üstlerinin aranması, bir yerde toplu olarak alıkonulmaları, özellikle kaptanın başına silahlı askerin dikilmesi eşkıyalıktır, ahlaksız bir tertiptir. Silah ambargosunu ihmal etmediği görülen gemimizin saatlerce güzergahından mahrum bırakılması, ayrıca gemi personeline suçlu muamelesi yapılmış olması skandaldır. Uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esastır. Bu kural çiğnenmiştir. Netice itibariyle gerekli nota Türkiye tarafından gecikmesiksizin muhatap ülkelere verilmiştir. Doğu Akdeniz'de yaşanan mütecaviz provokasyonu şiddetle kınıyorum. Türkiye hakkını yedirmez, haysiyetini çiğnetmez, hiçbir ülkeye de eyvallah etmez. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha saygılarımla selamlıyor. Başarılar dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.